öbürünü yani tarihi nesnel zorunluluğun mecburi kıldığı adımları atmaya hazır insanlar var. Ve biz bu insanlarla beraber yürüyoruz. 20 yıldır yürüyoruz. Böyle pat diye olabilecek bir şey tabii ki değil ama şartlar bizi garip yerlere doğru zorluyor. Ve bu zorlama içinde ne yapacağımızı ve kimle yapacağımızı bilmek zorundayız. O nedenle senelerdir mahalle örgütlenmesinden bahsediyoruz. İlle aldırıp da Türkiye nereye gidiyor bilmem ne diye de konuşmanız gerekmiyor. Bir insanın baktığınız zaman nedir fıtratı? Neye müsait? Yetenekleri neler? Bunları seçin. Ahbaplığı ilerletin ve göreceksiniz ki orada mahallede veya bulunduğunuz okulda veya da iş yerinde lider olabilecek birilerini göreceksiniz. O liderler etrafında platformlar olması gerekiyor. Bu geçmişte zaten yapılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk buna elektrik şebekesi adını vermişti ve milli cereyan demişti buna. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 açılış konuşmasından okuyorum. İğrenç zulümlerden, bedbaht acizlerden, tarihimize karşı reva görülen haksızlıklardan, büyük üzüntü duyan, milli vicdan nihayet uyanmış, haykırışını yükseltmiş ve müdafaa-i hukuk-u milliye ve müdafaa-i vatan ve reddi ilhak gibi çeşitli adlarla ve fakat aynı mukaddesatın kurulmasını sağlanması için beliren milli bir cereyan çalışmaya başlamıştır. Kurtuluş Savaşı böyle yapıldı. E şu anda biz Kurtuluş Savaşı'nda biz canım gidiyoruz, Starbucks'ta kahvemizi içiyoruz, bilmem nerede neyimizi yapıyoruz, dizilerimiz var, filmlerimiz var. Yani neden bahsediyorsun? O başka bir dönem, o küflü 90 yıl önce. Bu biz şimdi bambaşka bir yerdeyiz. Yani ülkenin hemen hemen dörtte birini direkt işgal altında. 43 tane Amerikan üssü hatırladı. Bir. İkincisi 18 tane adamız ki Aydın'a sadece bir deniz mili ve namlular bize çevrilmiş Yunan ordusuna ait silahlarla dolu olduğunu hatırlatırım. Suriye tarafından Türkiye'ye giren ve son 15 gün içinde sayıları 9'u bulan drone, C4 bağlı droneların durmadan şırına katkariye düştüğünü hatırlatırım. Bunlar zaten hani bir tane pislik bir tetikçi vardı Michael Rubin. Michael Rubin 2 ay önce zaten bunu yazdı. Dedi ki bakın Amerikan ordusu aşağıda YPG'yi yani Suriye PKK'sını eğitiyor Türkiye'ye drone saldırıları için. Şu anda Türkiye'ye drone saldırıları başladı. Biz böyle bir tane iki tane falan duyuyoruz. Açın şeye drone saldırısı diye. Göreceksiniz yani son 10 günde kaç tane olmuş. Bağlıyor patlayıcı C4, C3, yolluyor Türkiye'ye. Şırnak'ta patlıyor, Hakkari'de yüksek ovada patladı. Bu daha sonra başka yerlerde de patlayabilir. Bakın insansız robotlarla geliyor. Hiçbir riski yok Amerika'nın veya YPG'nin. Tak tak, bu şekilde. Ve belli binalar, belli karargahlar falan ve daha sonra da kim bilir nereler hedef alınacak. Yani dolayısıyla bana, vallahi o zaman direkt düşman işgali vardı, şimdi yok da falan bu mavraları artık söylemeyin ne olur. Söyleyenler var, yazıyorlar sayfaya, o zaman başkaydı, o zaman başkaydı falan. Tarih, nesnel gerçeklik bize şunu söylüyor. Üçüncü bir paylaşım var ve bu üçüncü paylaşımda biz mecburen kendimizi korumak zorunda kalabiliriz. Türkiye ortasında bu işin. Hani masal gibi geliyor. Şimdi birazcık anlamaya başladım. Mesela ben neyi gözlemliyorum? Kilisi gördünüz orada Hasan amca var. Eski kaçakçı. Bütün o Kürt dağlarını falan Türkiye'yi bilen adamdır o. Bütün istihbaratı bilir. Kim giriyor, kim çıkıyor. Bunları anlatıyor bize. Suriye sınırı delik deşik değil mi şu anda? Göya korunuyor falan. Palavra var. Herkes istediği gibi girip çıkıyor. Kilis Hatay bunu gözüyle görüyor ya. İnanılmaz bir şekilde derlenme, toplanma, örgütlenme var. İnanılmaz. Yani bir gün bana birisi dese ki kiliste böyle bir şey olacak. Bu durumu görmeden buna inanmazdım. Ama gidin göreceksiniz. AKP'ye oy veren de, CHP'ye bilmem neye, A'ya, B'ye, C'ye oy veren de hepsi aynı platformda. Ya bir şey olursa şu konuşma yapılıyor. Bir şey olursa çocukları belediyenin altında sığınak var indirelim mi? Dur şuradan şuraya mı gidelim? Bunlar yapılıyor. Ve hepsi yapıyor. Ve unutmayın, Muğla'da şurada, burada
Vay milliyenin içinde yer alan insanlara baktığınız zaman bunların içinde hürriyet ve itilaf da var. Hürriyet ve itilaf biliyorsunuz. Yani İttihat ve Terakki ile çakışan hürriyet ve itilaftan insanlar da var. Sadrettin Efendi böyle bir adam. Geliyor, ben diyor artık dayanamıyorum, bir şeyler yapmamız lazım, arkadaşlar konuşalım diyor. Şimdi tabii ki İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde bunları konuştuğunuz zaman havada kalıyor gibi geliyor size. Ama ben bunları şimdiden kulağınız alışsın ve şimdiden bize yakın insanlarla, Allah'ın masonları bile yapıyor haftada bir otel toplantıları, zaman zaman oturup bir çay içelim birbirinize. Ben yıllardır bu salonlara geliyorum. Bu salonlarda insanlar birbiriyle tanışabilir. En azından birlikte kahve çay içebilir. İlla da politik konuşmalara, parti konuşmalarına girmeden, ay bizim şu koyun biletimiz demeden birbirini anlamaya çalışırsa ve birbirlerinin çıkarları çerçevesinde elini taşa sokan liderlikler çıkarırsa bambaşka yerlere varabiliriz. Mesela fabrikada işçisiniz. İşler çok kötü. Yakında atılacaksınız. Eve ne götüreceksiniz? Çoluk çocuk var. Burada benim işçi arkadaşlarım var. Bunları aynen böyle. Peki de ne yapıyorsunuz? Bir şekilde diye altını kalın kalın çekiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir araya geliyor musunuz? Korkuyorlar. Korkmayacaklar benim zaman sonra çünkü korkacaklar bir şey kalmayacak. Ya da ev hanımısınız. Birlikte kahve içmek için apartmanı davet ediyor musunuz? Birlikte oturabiliyor musunuz? Bütün bunların yapılması şart. Bu zaman geliyor artık. Hiç kimseyi korkutmak, ay ben kanlı bir gelecek geliyor, herkes perişan olacak falan filan demiyor. Ama bizim millet olarak birbirimizi bulmamız gerekiyor bir şekilde. Ve bunu engellemek için zaten bütün çaba. Ve yıllardır süren bir çaba. O nedenle gerek işçi kardeşlerimiz, gerek çiftçiler, tarım bölümü, gerek aydınlar arasında, gerekse öğrenciler arasında biz bu çalışmayı yapıyoruz. Ne yapıyorsun dersen, ben 64 yaşında il dolaşıyorum. Buraya kitap satmak için de gitmiyorum. Gidiyorum mesela şimdi Kilis, Mardin, Urfa'ya gidiyorum. Ben buralarda evet Urfa buralarda uğrayacağım ama ondan sonra yok. Ben kendim orada falanca arkadaşımız sizlerden biri gibi işte benim gibi mesela gel Cem gibi bana gel filan diyorum. Geliyorlar alıyorlar arabayla oradan oraya götürüyorlar. Orada arkadaşlarımı görür oradan oraya götürüyorlar. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Bunların çoğalması lazım. Çünkü en sadık birisi yani en ben buna güveniyorum Atatürkçü dediğiniz adam birdenbire sizi çok şaşırtacak şeyler yapabiliyor. Ya da öyle bir örgüt çok yanlış şeyler yapabiliyor. Ve bunlar hep gözümüzün önünde cemiyatı, hiç isim vermiyor. Ama bütün bunları gördük. Bütün bunları biliyoruz. Ya da partiye bakıyorsunuz, CHP İstanbul değil başka. Ne diyor? Efendim, İstanbul Anayasası hazırlayacakmış Canan Kaftan. İstanbul Anayasası'nı, bir dakika İstanbul Anayasası diyorsan, o zaman senin ne farkın var? Ayla Bakallı adlı lobi şirketi Tayyip Erdoğan'a 2001 yılında yollamış mıydı? Yerel yönetimler yapma şartıyla sizi üste çıkaracağız, sizi destekleyeceğiz dememiş miydi? Bu şekilde AKP kurmadı mı? Bunu yazdık, çizdik, aslan yazdı biliyorsunuz olayı. Washington'dan gelen bir mektup var. Bu şartla diyor, yerelleşme şartıyla. Herkese bunu söylüyor. Aa şimdi kalkıyor öbür parti diyor ki İstanbul Anayasası yok ya. O zaman şehir şehir böl bari. Zaten bu çok eski bir numara. Nedir o eski numara? Buradan okuyorum size. Neyi bunlar planlıyorlardı zaten en başından beri? Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum. Ta zamanında yerelleşme bir şart. Neyse bulamıyorum. Yerelleşme şarttır. Yerel yönetimlerle ülke yönetilmelidir. Türkiye pelere devletine doğru yol almalı istememiş mi? Bu nedir? Bölüm metni alasıdır. Ya o zaman niye kızıyorlar kardeşim yani Amerika'ya? Amerika ne yapıyor? Ben diyor küçük küçük böleceğim Irak'ı. Sonra küçük küçük böleceğim şeyi, Suriye'yi. Sonra Türkiye'ye sıra gelecek. Sonra zaten körde bölünmüş bu parçalardan ben buraya bir şey kuracağım. Bunu açık açık söylemiyor mu? Ya idare edin ben YVG'ye ihtiyacım var. Fazla sesiniz çıkmasın demiyor mu? Zaten bu 150 yıllık bir plan değil mi? Ya o zaman bütün bunları görüyorsa buna karşı biz ne yapabiliriz?